Merhabalar, ben Satı Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sahur için yumuşacık bazlamalar yaptım. Dilerseniz nasıl yapmışsın hemen tarifine geçelim. İlk önce yoğurma kıvamı 25 gram yaş mayamı ezdim. Üzerine 2 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Mayamın erimesi için birazcık karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 2 su bardağı yoğurt ekliyorum. Bir silme yemek kaşığı da tuzumu da ekliyorum. Bütün malzemelerimi karıştırdıktan sonra unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşacık, ele yapışan bir hamur yoğuracağım. Görmüş olduğunuz su bardağıyla 8 su bardağı un kullandım. Hamurumuza 8 su bardağı un kullandım. Gördüğünüz gibi hala çok cıvık, un eklemiyoruz. Elimizi sıvı yağına batırarak iyice yoğurmaya devam ediyoruz. Eğer bazlamamızın yumuşak olmasını istiyorsak çok fazla un eklemeden ele yapışan yumuşacık bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Ara ara elimizi sıvı yağına batıralım ve hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğuralım. Elimizde kalan bu hamurlarımızı da bıçağımızın kesmeyen tarafıyla bu şekilde alalım. Elimizdeki hamurları tekrardan hamurumuza koyduktan sonra son kez elimizi tekrardan bir sıvı yağına batırarak tekrardan bir yoğuralım. Hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurduktan sonra üzerine bir streç film kapatıyorum ve oda ısısında 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum 1 saat sonrası ikiye katlandı. Gördüğünüz gibi hemen üzerinden streçini aldıktan sonra elimi tekrardan sıvı yağına batırıyorum ve hamurumun havasını alıyorum. Ara ara elimi sıvı yağına batırarak hamurumdan bezeler yapıyorum. Ben portakal büyüklüğünde büyük büyük bezeler yaptım. Hamurumdan tam 8 adet beze yaptım. Ve hemen yapımına geçiyorum. Birazcık masamı sıvı yağ ile yağlıyorum ve ilk bezemi alıyorum. Elimle bu şekilde bastırarak yuvarlak haline getiriyorum. Büyüklüğünü ben normal bir tabak büyüklüğünde yaptım. Ben bezelerimi biraz büyük tuttum ve çok fazla açmadım. Birazcık böyle etli etli olsun istiyorum. Sacımı açtım, ısıttıktan sonra ilk hamurumu üzerine koyuyorum ve arkalı önlü pişiriyorum. Pişen bazlamalarımı da temiz bir bezin üzerine alıyorum. Bazlamaları yağlı seviyorsanız sıcakken hemen yağını sürün. Yağsız seviyorsanız da aralıklarla koyun. Üst üste koymayın, hamurlaşmasın. Bütün hamurlarımızı aynı işlemden geçerek arkalı önlü pişiriyorum. Sonuncu bazlamamı da pişiriyorum. Yumuşacık gerçekten muhteşem oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Sahur için ideal bir tariftir. İster gündüzden yapın, gece ısıtın, isterseniz de sıcak sıcak yapın. Gerçekten tavsiye ederim.
Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.